Kanal 3 ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 8 Aralık Cuma, hafta içinin son gününde Kanal 3'te sabah programıyla karşınızdayız. 6 yıl aradan sonra Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'da ziyaretleri kapsamında ilk Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile de görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ile yaptı. Görüşme öncesi yapılan değerlendirmede Erdoğan 6 yıl aradan sonra Atina'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 5. yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum. İfadelerini kullanan Erdoğan, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz? Bunları görüşeceğiz. Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou da mutluluğunu ifade etti. Erdoğan daha sonra ise Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya geldi. Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Toplantı sonrası ikili kameralar karşısına geçti. Erdoğan, aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok dedi. Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacak. Bizler aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. Yeter ki hüsnü niyetle hareket edelim. Büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Mitsotakis ortak bir basın toplantısı düzenledi. Şimdi toplantının detayları ekranlarınızda olacak. Sayın Başbakan'la görüşmemizde şu an itibariyle yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk ve Dışişleri Bakanlarımızın bu konuda çalışmaları kararlı bir şekilde ele almalarını istedik. Mevcut sorunlarımızı yapıcı diyalog, İyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir. Sayın Başbakan'la terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi de ele aldık. Bu minvalde beklentilerimizi bir kez daha dile getirdim. Özellikle Lavrion kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdim. İki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye, Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Açık söylüyorum, bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.
Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışı tehdit eden durumlar yaşadık. Bu yüzdendir ki iki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. İkili ticaretin artırılması, 5 milyara varan bu ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara varma hedefini koyduk. Ve tabii ki araştırma, bilim alanlarında işbirliğini genişletmek ve göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Çünkü bu göç hareketleri artma yerine gerilemiştir. Polis, sahil güvenliğin işbirliği sayesinde gelişen bu ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecektir. Ve tabii ki Yunanistan'ın Türkiye'ye Avrupa sürecinde sağlayacağı destek meselesini de ele aldık. Ve vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın bir işbirliğini sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık. Doğu Ege'de bütün yıl boyunca 7 günlük bir süreyle vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Ege adalarını, Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da Dünya İnsan Hakları Sempozyumu sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti var. Bu beklentiyi karşılamamız lazım. Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani şimdi iki yılın altında bir cezaya hüküm giyen birisi koşulu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye olmuş oluyor. Dolayısıyla bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresinin otomatik bir yıl şeklinde değil de bir oran getirerek 1/5 olabilir. Bu tabii ki milletvekillerimizin takdirindedir. Yani bir ay cezası olan bile bir 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. Yani bu bizim geniş bir şekilde katıldığımız toplantılarda hep dile getirildi. Yine işte 2 yıl ceza alan birisinin özellikle koşulu salıvermesi 1 yıl. 1 yılın 1/5 denetimli serbestlik olduğunda da en az 9-9,5 ay gibi bir cezaevinde kalması özellikle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması açısından önemli diye düşünüyoruz. Biz tabii milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Takdir onların. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiraz Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bu yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2032'ye ulaştığını söyledi. Milli Savunma Bakanlığımız, devletimizin bekası, savunma ve güvenliği için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm vazifeleri başarıyla yerine getirmektedir. Kahraman ordumuz, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören, dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK-KCK, PYD-YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2032'ye ulaşmıştır. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 1 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan
Toplam 16 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatlarda çok sayıda terörist etkisi hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, İsrail'in yarattığı katliama tepki gösterdi. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda can kaybı şu ana kadar 16 bini geçmiş durumda. Yaralanan insan sayısı da arkadaşlar 40 binin üzerinde. Biliyorsunuz Gazze'de yaşayan nüfus yaklaşık 2 milyon 300 bin. Bu ölen Filistinlerle yine yaralanan Filistinlerin sayısını nüfusa oranla şöyle bir Amerika nüfusuyla mukayese edelim, bir orantı kuralım. Amerika'da nüfus ne kadar? 340 milyon. Öyle bir savaş düşünün ki Amerika'da yaşayan insanlardan tam 2 milyon 400 bini öldürülmüş olsun. Öyle bir savaş düşünün ki tam 6 milyon Amerikan vatandaşı yaralanmış olsun. Bunda aslında ne kadar büyük bir katliam olduğunu, ne kadar büyük bir insanlık faciasını bize daha iyi anlatıyor bu sayılar. Filistin halkına karşı onlarca yıldır sürdürülen tecrit, baskı ve zulüm devam ettiği sürece, yerleşkelerin inşası devam ettiği sürece, yerleşkeler yaygınlaştığı sürece, ilahi dinlerin kutsal mekanları her gün taciz edildiği sürece, İsrail ve Filistin arasında kalıcı bir barış asla sağlanamaz. Dertleri İsrail'in güvenliği ise zulüm bitmeden, işgal bitmeden, taciz bitmeden güvenlik sağlanmaz, sağlanamaz. Evet değerli izleyenler, Merkez Bankası rezervleri Mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervi 1 Aralık itibariyle 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Türk lira satalım mı? Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervlerde Mayıs sonundan 1 Aralık'la biten haftaya kadar geçen sürede artış 41 milyar 691 milyon dolar olurken söz konusu artış %42.3'e karşılık geldi. Evet efendim, yerel seçim yaklaşıyor. Partilerde de haliyle tansiyon yükselmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 6 aday adayıyla yarışacak olan mevcut Başkan Muhittin Böcek iddialı açıklamalarda bulundu. Böcek, çıraklığını yapmadığım işin ustalığına soyunmayacaksın dedi. Böcek, Özgür Özel'le görüşmesini de Kanal 3 mikrofonlarına değerlendirdi. CHP'de aday adaylığı süreci 5 Aralık'ta tamamlandı. Buna göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mevcut Başkan Muhittin Böcek dahil 7 kişi talip oldu. Süreç hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çıraklık yapmadığın işin ustalığına soyunmayacaksın sözleriyle eleştirdi. Tabii siyasi partilerde hep bütün büyük küçük fark etmez, hepsi bir amaç vardır, onun için kurulurlar. Ancak amaçları herkesin gerçekleşmesini hedef o şekliyle başlar. Ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı gelişi öncesi tabii ki şöyle bir sözüm vardı. Çıraklığını yapmadığın için ustalığına soyulmayacaksın. Ben 25 yıl doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet ettim ve sonrasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldum halkımızın teveccühüyle.
Antalya'nın en doğusundan en batısına kadar tüm ilçelere eşit hizmet verdiğini söyleyen Böcek, siyasi parti ayırt etmeden tüm adaylara başarılar diledi. Tüm siyasi partilere başarılar diliyorum. Kendi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma, işte meclis üyesi, belediye başkanı adaylarına da başarılar diliyorum. Sonuç olarak zaten herkesin de bildiği gibi Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 913 mahalleyi dolaşmış, ortak akılla şehri yönetmiş birisiyim. Genel başkanımızın, parti meclisimizin, MYK'nın vereceği karar doğrusunda aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Siyaseti uzun ince bir yola benzeten Böcek, Antalya'ya verdiği hizmetleri anlattı. Bu siyaset gerçekten uzun ince bir yoldur. Aşık Veysel'de rahmetli anıyorum. Yani çok kolay değildir bu siyaset üstü olmak. Bizler buralara gelirken ilk doğup büyüdüğüm o topraklara babamı ortaokulda kaybettim. Toprak zengini bir aile çocuğusun ama para yok. Oralardan geldim ve şimdi biliyorsunuz Antalya'mızda 1803 okul vardır. 35 bin öğretmen, 505 bin de öğrencimiz vardır. Hep hayalim şuydu. Adımı herhangi bir cadde sokakta değil, yani eğitime bir destek vermek düşüncesiyle de rahmetli anıyorum, babam rahmetli anıyorum ve Muhittin Mustafa Öcek Anadolu Lisesi hem tek eğitim olmasına rağmen 810 öğrencisi olan bir yer. Ve bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerde çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz için yaptığım birçok etkili projeler, dönemi kurtarmak için değil, uzunca anlamda mesela örnek veriyorum. Bir kitap fuarı başlattık biliyorsunuz, Türkiye'de 1 milyonu geçtik, yine zirve yaptık belediyeliğiyle yapılan. Bir taraftan Antalya'nın en büyük fuar kongre merkezini 3000 kişilik Nazım Hikmet'i yapmış birisi. Belediye binamız Dünya Mimarlık Günü'nde ödüllü. Yani öyle çalışmalar yaptık ki onun için vatandaşımız bağrına bastı bizi, bir yörük çocuğuyum. Göreve geldiği 2019 yılında Türkiye'nin en borçlu belediyesini devraldıklarını hatırlatan Böcek, yerel seçime kısa bir süre kala büyükşehirin günü geçmiş borcu olduğunu vurguladı. Hiçbir kurum kuruluşa günü geçmiş borcumuz yok. Hani dinimizde bile teri soğumadan yanınızda çalışanların parasını ödeme şeyi vardı ve onların da hiçbir prim dahi alacağı yoktur. Günü gününe maaşlarını alırlar. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar halkımızın beklentisi, seçim önce söylediğimizin fazlasını yaptık şu anda. Ve bunları da yapmaya devam edeceğiz. Aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. CHP, milletvekilleri, belediye başkanları ve adayların katılımıyla geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da yerel seçim kampı yapmıştı. Böcek, 3 günlük kampı ve genel başkan Özgür Özel'le görüşmesini şu sözlerle anlattı. Son derece önemliydi. Zaten Antalya önemli bir il Türkiye'nin. İşte hem turizm hem tarım başkenti bir yer ve burada, hatta orada da söyledi biliyorsun, Antalya'ya genel başkan olarak geldim. İlk ziyaretim Antalya Büyükşehir Belediye'mize ziyarettim. Antalya halkı işte AKP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermişti. Şimdi inşallah devam edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedi. Ve tabii kendi yüz milletvekillerimizle beraber kendileri de değerlendirmelerini yaptı. İşte akşam sabah hep beraberdik. Hayırlısıyla buradan Antalya'mızdan da güzel, mutlu bir şekilde uğurladık Ankara'mıza. İnşallah hep birlikte başaracağız. Gündemin öne çıkan gelişmelerini ekranlarınıza taşıdık. Ankara gündemini de Ankara Kanal 3 muhabirimiz Neşra Dereli'den alacağız. Neşra, günaydın, söz sende. Bugün gündem yine Gazze diplomasisi. Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar düzeyinde de uluslararası platformlarda temaslar söz konusu. Bu kapsamda bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington'a gidiyor. Bu ziyareti Fidan Gazze için kurulan yedili temas grubuyla gerçekleştirecek. Gazze'deki son durum görüşmelerde masada olacak. Savaşın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yine atılabilecek adımlar gündemde. Bu kapsamda yedili temas grubunun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşme kapsamında bu öngörülüyor. Az önce de belirttiğim gibi tekrarlayalım. Görüşmelerde Gazze'deki son durum masada olacak. Ayrıca bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması için atılacak adımlar, bugüne kadar
Türkiye'nin yedili temas grubunun gerçekleştirdiği ziyaretler masanın gündeminde olacak yine. Bu noktada hatırlatalım, geçtiğimiz hafta yedili temas grubu New York'ta bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile ve Güvenlik Konseyi Başkanı ile görüşmeler yapılmıştı. Evet Neşra, teşekkür ediyoruz. Ankara gündemini Ankara Kanal 3 muhabirimiz Neşra Dereli'den aldık. Haberlerimizde programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yerel seçime 4 aydan az bir süre kaldı ve partilerde de aday adaylığı başvuru süreci başladı. İYİ Parti'den de iddialı bir isim vardı. Alper Yağcı aday adaylığını duyurmuştu. Alper Yağcı İYİ Parti İl Başkanlığı'na gelerek resmi adaylığını başvurdu. Gençlik yaşlarından itibaren yıllarımı bu şehre vakfettim. Yerel seçim yaklaşıyor ve siyaset arenası ısınıyor. Gururla söylüyorum ki ben hem alaylı hem mektepliyim. İYİ Parti'de Afyonkarahisar Belediyesi için ilk aday adaylığı başvurusu İl Genel Meclisi üyesi Alper Yağcı'dan geldi. Bir daha rica edeyim. Yağcı adaylık başvurusunda eğitimine ve siyasi kariyerine dikkat çekti. Uzun zamandır siyasetin içinde, hizmetin derdinde, vatandaşın emrindeyim. İYİ Parti'mizde kurucu İl Disiplin Kurulu üyeliğimden bu yana çok görevler aldım. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in takdiriyle 3. dönem Genel İdare Kurulu üyeliği ve Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. 4,5 yıldır da partimizin İl Genel Meclisi üyeliğini yapmaktayım. Bana böyle önemli sorumluluklar verilmesinin sebebi arkamda sapasağlam duran siz değerli vatandaşlarımız ve tertemiz özgeçmişimizdir. Önce Mahalli İdareler bölümünde eğitimimi tamamladım. Daha sonra siyaset bilimi ve kamu yönetiminde yüksek lisansımı tamamladım. Bugün karşınızda gururla söylüyorum ki ben hem alaylı hem mektepliyim. Ben liyakatlıyım. Ben bu şehre sevdalıyım. Ben bu partinin öz evladıyım. Partimize ve ideallerimize yürekten bağlıyım. Adaylık nasip olursa tüm halkımızın desteğine talip olup seçimi kazanıp 80 ile örnek olacak bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte halkımızla birlikte el ele vererek halkıyla barışık bir belediye ortaya koyacağız. Cesurlar Hareketi'nin iyi belediyecilik anlayışıyla tanışan belediyelerden birisi de Afyonkarahisar Belediyesi olacak ve inanıyorum ki sizlerin de desteğiyle zaferin başkentinde zafer bizim olacak. Evet efendim, İçişleri Bakanlığı kaçakçılığa da geçit vermiyor. Son olarak düzenlenen Çengel 4 operasyonunda 189 şahsa adli işlem uygulandı. Operasyon bilgilerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Kaçak sahte alkol içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 189 şahsa adli işlem yapıldı. 25.600 litre kaçak sahte alkolle etil alkol el konuldu. 25 milyon TL'lik vergi kaybı da engellendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katılımıyla gerçekleşen operasyonda 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesine baskın yapıldı. Denizli'de trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen 3 otomobil sürücüsüne 4.583 lira ceza işlem uygulandı. Bir aracın bagajında oturarak ayaklarını aşağı sarkıtan kişilere ceza yağdı. Müzik
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ulus Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın bagajında oturan iki kişinin ayaklarını araçtan aşağı sarkıttı. Diğer iki aracın ise bu olayı video kaydına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla ilgili çalışma başlattı. Plakaları tespit edilen 3 otomobil sürücüsüne gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerine ve araç dışına yolcu bindirilmesi, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak suçlarından toplam 4.583 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler belirlenen noktalarla kaza riski yüksek görülen kavşaklarda seyir halinde telefonla konuşma, şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik drone'la havadan denetimlerini sürdürürken uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor. Trafik kazalarına bağlı olarak can kayıplarımızı önlemek, azaltmak için arkadaşlarımızla yoğun bir denetim sürecindeyiz. 2021-2030 yılları trafik kazalarına bağlı olarak can kayıplarını yarı oranda azaltmaya yönelik Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-23 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde trafik denetimlerinde hava araçlarının etkin, sürekli ve yoğun kullanılması hedeflenmiştir. Sürücü drone'u fark edince duyarlı hale geldi ve emniyet kemerini taktı. Sekiz Aralık gazete manşetleriyle Kanal 3'te sabah programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak yerel gazetemiz Gazete 3'ün başlıkları ekranlarınızda olacak. Manşete baktığımızda ihtiyaç neyse el birliğiyle yapacağız başlığını görüyoruz. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven ve Hasan Arslan, Sinan Paşa'da yaşayan ancak Afyonkarahisar'da tedavi gören diyaliz hastalarına diyaliz ünitesi müjdesini verdi. Milletvekilleri ihtiyaç neyse AK Parti milletvekilleri olarak el birliğiyle kısa sürede yapacağız dediler. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda ise kaçakçılara mercek başlığını görüyoruz. Detayları da ekranlarınıza getireceğiz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek 7 operasyonunda 1264 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yine operasyonlar da devam ediyor. Az önce ekranlarınıza taşıdık. Mega siyasette bugün çok önemli 3 konuk var. Kanal 3 Genel Müdürü Selcan Dilek Çölgün'ün sunduğu Mega Siyaset programının bu akşamki konukları AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunu Seven, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Doktor Hasan Arslan bu akşam saat 20'de canlı yayına Selcan Dilek Çölgün'ün konuğu olacaklar. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda ise aylıklar hesaplara yatırılmaya başlandı başlığını görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz ifadelerini kullandı. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda ise hedefimiz daha gelişmiş bir Afyon başlığını görüyoruz. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Aday Adayı Semai Kaya, vatandaştan destek isteyerek hedefimiz daha da yaşanabilir bir Afyonkarahisar dedi. Hemen bir alt tarafa göz attığımızda ise Yağcı bu şehre sevdalıyım başlığını görüyoruz. İYİ Parti'den Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusu yapan İGM üyesi Alper Yağcı, Afyonkarahisar sevdalısıyım açıklamalarında bulundu. Ansayiş haberlerimize göz atacağız. Kaza yerine gelen polis yaralı aradı. Afyonkarahisar'da bir şahıs kaza yaptı. Aracını olay yerinde bırakıp kaçarken olay yerine gelen polis ekipleri ise aracın yanında incelemelerde bulundu. Yaralı sürücüyü bir süre olay yerinde aradı. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda ise uyuşturucuyu satanlardan endişelendiler.
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla 4 zehir tacirini ellerindeki uyuşturucuyu satamadan kıskıvrak yakaladı. Çevre yolunda kaza 2 yaralı, Afyonkarahisar Konya yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ulusal gazete başlıklarımızla devam edeceğiz. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Yine Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Lozan'dan 100 yıl sonra başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretiyle iki ülke arasında yeni bir dönem başladı. Son 50 yıldır denemesine rağmen başarılamayan iyi komşuluk bildirgesi imzalandı. Miçotakis Lozan'dan 100 yıl sonra imzaladık açıklamasında bulundu. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda biraz da parayı alanlar konuşsun başlığını görüyoruz. Yine bir diğer başlığımızda da gözaltı işkencesi başlığını gördük. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Milliyet gazetesinin manşetine baktığımızda da Ege'de bahar rüzgarları başlığını görüyoruz. Detayları da ekranlarınıza getireceğiz. Atina'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Miçotakis, Ege'yi barış denizi haline getirmek için ilk adımları attı. 10 Yunan adasına 7 gün vizesiz seyahat hakkı geleceğinin de müjdesini yine bu görüşme sonrasında verdiler. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda ise Erzan cezaevinden haber göndermiş. Taksit 100 bin veririz başlığını görüyoruz. Yüksek gelir vadili aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan'ın tutuklandıktan sonra avukatı aracılığıyla 3 milyon dolar aldığı iş insanı İsmail İbrahim Çağlar'a haber gönderdiği ortaya çıktı. Erzan, biz size şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da taksitler halinde yapabiliriz dediği de yine ortaya çıktı. Posta gazetesiyle devam edeceğiz. Yine Posta gazetesinin manşetine baktığımızda da Gamze'nin suçu ne başlığını görüyoruz. Ankara Eryaman'da belediyenin yapmayı planladığı köprülü kavşak ve yaya geçidi şehir planlıcıları odasının açtığı davayla iptal edildi. Tam da kavşağın yapılacağı noktada önceki gün yolun karşısına geçmek isteyen Gamze Gürel bir otomobilin çarpması sonucu maalesef ki yaşamını yitirdi. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda ise 10 Yunan adasına vizesiz seyahat başlığını görüyoruz. Yine bir diğer başlığımızda parada ilk kez kadın imzası başlığını gördük. Merkez Bankası'nın resmi gazetede yer alan duyurusuna göre E9 emisyon grubu tertip 200 TL'lik banknotlar dün tedavüle verildi. Son tertip 200 liralık banknotlarda önceki tertipten farklı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Doktor Hafize Gaye Erkan ve Başkan Yardımcısı Doktor Osman Cevdet Akçay'ın imzaları bulunmuyordu. Artık yeni uygulamaya göre bir kadın imzası da bu banknotların üzerine gelecek. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Yine Sabah gazetesinin manşetine baktığımızda barışta dünyaya örnek olalım başlığını görüyoruz. Yine bir diğer başlığımıza göz attığımızda ise Siyonist işgale yasal önlem başlığını görüyoruz. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Yine Akşam gazetesinin manşeti de aynı. Ege barış denizi olsun başlığını görüyoruz. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda ise Hitler neyse Netanyahu o başlığını görüyoruz. Detayları da ekranlarınıza taşıyacağız. Sırp kasabı Milosevic hakkındaki iddianameye katkı veren ABD'li prof, Gazze'de yaşananların Nazi suçlarıyla aynı seviyede olduğunu ve Gazze kasabı olduğunu bir kez daha söylemiş oldu. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda ise bir ay ceza alanda hapis yatacak başlığını görüyoruz. Adalet Bakanı Tunç yeni yargı paketinin toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldıracağını söyledi ve şu bilgileri paylaştı. Yine bilgileri maddeler halinde sıraladı. 2 yıl altındaki cezalara da hapis geliyor. Denetimli serbestlik 5'te 1 oranında olacak. 1 ay cezası olan 12 gün hapse çarpılacak. 2 yıl ceza alan 9,5 ay hapis yatacak. Hakaret tehdidi en az 1 gün hapis. Trafik magandaları cezasız kalmayacak. Hak ihlali için tazminat komisyonu düzenleme 60 maddeden oluşuyor. Toplumun beklentileri yine bu maddelerle birlikte karşılanacak açıklamalarında bulunduğu bir diğer gazetemiz Sözcü gazetesiyle devam edeceğiz. Yine Sözcü gazetesinin manşetine baktığımızda Cumhuriyet düşmanı, şeriatçı, isyancıyı pek seviyorlar başlığını görüyoruz. İktidarın Şeyh Said sevgisi bitmiyor. İktidarın Diyarbakır Belediyesi'ne atadığı kayyum kente yeni yapılan bulvara
Şeyh Said'in adını verdi. AK Parti Şeyh Said pankartı da asmıştı. Yine iktidarın Şeyh Said sevgisi, Cumhuriyet düşmanı ve şeriatçı isyancıyı pek seviyorlar. Açıklamaları da ardından geldi. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda ise İktidar yasama ve yargıdaki çürümeyi görmezlikten geliyor. Yolsuzluğa karşı adım atılmadı başlığını görüyoruz. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda ise baskıyla yardım. Yine detayları da ekranlarınıza taşıyacağız. Türkiye Gençlik Vakfı ile İHA İnsani Yardım Vakfı'nın Kocaeli'nde öğrencilerden Filistin'e yardım adı altında para toplamaya başladıkları öğrenildi. Yardım için öğretmenlere baskı yapıldığı da öne sürüldü. Eğitimciler etik değil, zorla yardım olmaz, yardım isteyerek olur açıklamalarında bulundu. Yine Fanatik gazetesine baktığımızda Kartal'da derbi zirvesi başlığını görüyoruz. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar dün tesislere giderek Rıza Çalınbay ile bir araya geldi. Tüm oyuncularla tek tek görüşüp Fenerbahçe derbisinin önemini anlattı. Futbolcular maç toplantısında teknik ekip ve yönetime zafer sözü verirken Ümraniye'de kara bulutlar tamamen bu toplantının ardından da dağılmış oldu. Evet değerli izleyenler, Gazete 3 Ulusal Gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Haberlerimizle devam ediyoruz. Turizmin başkenti Antalya'da bu yıl yüzler gülüyor. Ziyaretçi sayıları ekranlarınıza geliyor. Türkiye'ye gelen her 3 turistten birini ağırlayan Antalya, pandeminin ardından rekor yıllarına geri dönüyor. Müzik 2019 yılının 12 ayında 15.218.188 turisti ağırlayan kent, bu yılın 11 ayında 15.371.773 kişiyi ağırlayarak rekor kırdı. Kente Polonya'dan gelen turist sayısı bu sene ilk defa 1 milyonun üzerine çıktı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, istihdam ve personel gücüyle turizmde rekora imza atıldığını, turizmde en başarılı yıl olan 2019'un üzerine çıkmalarının önemli bir başarı olduğunu söyledi. Bizim en başarılı yıl dediğimiz 2019 verilerinin de 2023 yılında üzerine çıktık Antalya için söylüyorum. 15.280.000 kişi geçti Antalya'ya gelen kişi sayısı. 2019'un 12 aylık verilerini de geçmiş olduk böylece. Dolayısıyla kendi adımıza mutlu olduğumuz bir sezon geçirdik diyebiliriz. Tabii bu sezonu atlatırken turizmciler birçok meşakkatle boğuştular. En başta çok ciddi bir deprem felaketi atlattık hep birlikte. 2 ay boyunca turizmden bahsetmek söz konusu olmadı. Orada bir rezervasyon düşüklüğü yaşadık. Daha sonra seçim dönemi girdi araya. Sezon aslında 1 Haziran'da başladı. İlk defa sezonumuz 2 ay gecikmeyle başladı. Ona rağmen bu rekoru kırmış olmaktan çok mutluyuz tabii ki. Bu rakamlarda önümüzdeki sene artıya geçtiğinde yine çok başarılı 16 milyon kişiyi geçeceğimiz bir 2024 yılı geliyor diyebiliriz. Artık biz dünyanın üst liginde oynayan bir turizm ülkesiyiz. Hedefimiz var. Tabii ki İspanya, Fransa'daki günlük averaj fiyatları yakalamak hedefimiz. Onlar 120 dolarlar civarında. Bu fiyatları da 2028 hedeflerimizle birlikte yakalayacağız. Hedefimiz 2028'de 100 milyar dolarlık bir gelir elde etmek. Günlük kişi başı gelirin 80 dolardan turizm ajansının da desteğiyle 100 dolara çıktığını vurgulayan Kavaloğlu, hedefin 2028'de 100 milyar doları yakalamak olduğunu söyledi. Evet değerli izleyenler, stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü stüdyo konuklarımız içerik üreticisi İlkay Tınaztepe ve annesi Hanım Tınaztepe oluyor. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz İlkay Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Öncelikle sizleri kısaca tanıyabilir miyiz İlkay Bey, sizden başlıyoruz. İlkay Tınaztepe ben, dağda yaşam ailesiyiz. Dağda kalıyoruz 12 ay boyunca. Anadolu insanının, bizim aslında soyumuz neslimiz de dağlardan gelme olduğu için Anadolu insanının dağlardaki yaşamını, kültürümüzü, yaşantımız olarak da hani Afyon olarak yemek kültürümüzü eski, yani bir nevi eskiyi anlatan bir yaşam hikayemiz var.
Evet, içerikleri merak ediyoruz. Birazdan o konuları da değineceğiz. Annenize dönüyoruz. Hanım Hanım, siz de hoş geldiniz hoş öncelikle. Bulduk kızım. Sizleri de kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Hanım Pınar Stepe. Dağdam Yaşam ailesine mensup bir üyeleriz artık, çoğalıyoruz. Bunların ardından koşturmaca devam. Evet, bayağı büyük bir aile olmaya başladınız. Büyük bir aileyiz. Evet İlkay Bey, içeriklerinizin konuları neler? Bu yola nasıl adım attınız? Anlatabilir misiniz izleyicilerimize? Bu yola bizim Türkiye'de ve dünyada tek çobansız sürüleri yapan aileyiz. Köpeklerle beraber koyun sürüsünü yöneten köpekler. Ve çobanına ekmek getiren, su getiren bir Anadolu kadınının anamın elinden, evden çobana ekmek getiren köpeklerimizin sayesinde başladı bu hikaye. Ben bir gece dağda, saat gece 12 civarlarında koyun kuzuladı. Böyle kapkaranlık dağlar. İki tane kuzuladı. Elektriğim yok. Sürü uzaklaştı benden. Annem aradım 12'de. Ya anne, bana bildiğim köpekle elektrik mi göndersen dedim. Dağda kaldım. Görünmüyor her taraf. Koyun kuzuladı. O arada annesi de gitti. Annesini bulamıyordum. Ya oğlum dedi. Olur mu dedi ya. Çok akıllı bizim köpeğimiz var. Kangal köpeklerimiz. Bir gönder hani, belki getirir dedim. Macera oradan başladı. Annem elektriği bir gönderdi benle köpekle. Dedik bu köpekler artık şey de yapabilir. Yemek de getirebilir. İşte mont da getirebilir. İlaç da getirebilir. Biz bu köpeklerde bunu keşfettik. Aslında köpeklerimizle, gözlerimizle konuşan bir aileyiz. Sonra dağdaki yaşamımız, annemle benim ve kardeşimin, iki oğlan bir annenin dağdaki hayat hikayesi ve geçim şartları, zorlukları, iyi günlerimiz de oluyor, kötü günlerimiz de oluyor ama biz bunları eskiyi anlatmak için alttan gelen neslimizin, Z kuşağımızın, yeni gelen çocuklarımızın eskiyi bilsinler, eskiyi tanısınlar, eskideki insanlar da bunları yaşıyorlarmış diye yola çıktık. Bir de şöyle bir şey söyleyelim. Bizim kültürümüz, tarihimizde bizim her bireyimizin köyde bir yaşanmışlığı vardır çocukken. Biz şehirlere hep köylerden göçtük gittik. Şehirleri kuran zaten dağlardan indi. Köylerden şehirlere gittiler. Onların çocukluktaki yaşam hikayelerini ele alıyoruz. Evet, artık köyler unutulmaya başlandı günümüzde. Köyü bilen çocuklarımız yok. Peki bunları nasıl sosyal medyaya taşımaya karar verdiniz? Ve annenizin tepkisi ne oldu böyle bir durumda? Ben sesimin duyulmasını çok istiyordum. Biz dağlarda unutulan insanlardık. Köylerde olduğu gibi ama dağdaki insanlar tamamen unutuluyor. Aslında bu işin cefasını, çilesini, zorluğunu, tüm şartlarını dağlardaki insanlar daha çok çekiyor. Dağda ulaşım koşulları zor, yaşam çok zordur ama bütün her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Oradan yola çıktım, sesimi duyacağım dedim. Bir gün video çekmeye karar verdim. Bir arkadaşım, Orhun diye arkadaşım vardı, Orhun Toplu. Allah razı olsun. Abi ben size yardımcı olacağım dedi. O bize bir video çekti. Bir de Birol abi vardı, ikisi. Milyonlara izlettiler. Herkes bize talep etti siz de çekin diye. Ben anneme kamerayı tuttum da oğlum bana annem kamerayı tutma diyordu. Sen şimdi, ne yapıyorsun diyordu. Şimdi nasıl oldu anlamadım. Şimdi alıştık artık. Güzel bir şey, güzel serüven. Yaşadığını bir nevisi hiç şeysiz, katıksız yapıp şey diyorum mesela atıyorum. Güzel duygular. Daha da yaşamayı da biz seviyoruz şu anda. Şimdi oğlunuzdan çok kamera önünde sizleri görüyoruz. Aynen. Destekçi olmayışın olmuyor artılarından. Peki siz neler yapıyorsunuz gün içinde? Nasıl bir gün geçiriyorsunuz? Anlatabilir misiniz? Ve oğlunuzun içerik üreteceğiz artık, bunları sosyal medyaya taşıyacağız dedikten sonra sizin tepkiniz ne oldu? Nasıl karşılık verdiniz? Vallahi kızım, orada bizim can dostlarımız var. Sabahtan kalkarsın, koyuna bakarsın. O can dostlara bakarsın, hele yavruladığına o yavruları içine sokasın gelir. Beş vakit inip bakmaya çalışırsın onlara, ne yapıyor, ne ediyor. Bunları mesela saman karalığa, bir şey karalığa, ardında devamlı art eşyası, yemekleri, evde bir hanımın yapacağı şeyleri yapıyoruz mesela. Ki bunlara da yardım ediyor. Evet, teşekkür ederim. Sati, zamanın nasıl geçtiğini daha da anlamıyorsun. Peki bunları sosyal medyaya taşıyınca hayatınızda neler değişti? Artık böyle sosyal medya odaklı yaşamaya başladınız mı? Yoksa sadece normal gün içindeki davranışlarınız devam ediyor, izleyicilerime aktarıyorsunuz. Vallahi kuzum aynıyız. Hiçbir değişiklik yok. Aynı. Neyse koyuz yani. Evet.
İlkay Bey, yine size döneceğim. Yönetmen arkadaşlarımız da ekranlara yansıtıyor görüntülerinizi. Evet. Sosyal medyada kaç takipçiyle başladınız? Şu anda kaç takipçiye ulaştınız ve hedefleriniz neler? Toplam bir yılda şu an YouTube mecrasında 70 bin aboneyi geçtik şu an. Çok büyük bir aileyiz. Güzel de bir kitlemiz var. Seveceğim bu aileyiz. Böyle bizim kitlemiz eski yaşayan insanlar, hep bizleri tercih edenler. Gerçekten farklı bir kitle içerisinde düştük. Ailecek bizde çok seviyorlar. Kocaman bir aile olduk. Öyle peki, anlatayım. İlk bizdik, başladığınız 70 zaman bin oldu. Bu kadar olacağını düşündünüz mü? Yoksa yani yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye aklınızda soru işaretleri var mıydı? Şimdi biz kamerayı bilmiyorduk. Çekim bilmiyoruz. Ne söyleyeceğini bilmiyorsun. Dağdasın. Teknolojiden uzağız. Yani bir drone geldi bize hediye. Biz drone'a bir hafta baktık bunu nasıl uçuracağız diye. Çok zordu ilk başladığımızda ama tabii insanın içinde inanç olduğunu, başarabileceğini hissettiği an başarabiliyor. Hayatta bu bizim için değil, herkes için geçerli. Eğer bir hedefiniz varsa ileride, o hedefe ulaşmak için çalışıyorsanız bunu insanoğlu başarıyor zaten. Ben o zaman telefonla çekiyordum, böyle kötü bir telefonla. İşte yan tut çek at dediler ama olmuyor yani. Bir gün uğraştığımız oldu bir videonun iki kelimesine. Yani açılış yapmak için bir gün uğraştığımız günler oldu. Edit olayını bilmiyorsunuz işte, dediğim gibi teknolojide. Çok zor oldu ama başardık. Allah sesimizi şükür. Duyurduk. Anadolu insanının sesine ses olmaya devam ediyoruz. Afyonumuzu tanıtmaya devam ediyoruz. Kültürümüzü, yemeğimizi, tarihimizi, çok mutluyuz bu konuda. Allah'ım herkese de diyorum zaten, yolunu yol etsin. Yolumuzdan ayrılmayalım. Anama her zaman dedim, aman ana dedim. Gaflete düşmeyelim anam. Biz neysek o. Biz çünkü hayatımız bu, doğal. Neysek onunla devam edeceğiz. Şükürler olsun bir yıldan fazladır da bu mecrada çok iyiyiz. Tabii. Dediğim gibi. Her başarının arkasında bir kahraman vardır. Bizim kahramanımız anamız. Teşekkür ediyoruz annenize. Peki ilerideki hedefleriniz neler? Daha da büyüyeceğinizi düşünüyor musunuz? Her gün büyüyoruz. Büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü içeriklerimiz herkesin yaşamak istediği içerikler, yaşantı. Seviliyoruz. Doğal olarak olduğumuz için, dağda da kaldığımız için. Gerçekten bu kitle bayağı da büyüyecek. Çok iyi yerlere de gidecek. Ama biz bu başarı hepimizin, Dağda Yaşa Mahallesi abone olarak da hepimizin bir başarısı. Onlarla beraber her gün büyüyoruz. İşte dediğim gibi çobansız sürüler, mesela köpeklerimizin karakterleri. Bizim orada konuştuğumuz kimse yok. Bir hayvanlarla içeceğiz. O da bizim köpeklerle biz akşama kadar, yani koyun kuzulasa, sürü eve gelse, biz bakarız köpeğin bir tanesi yok. Bir gideriz, köpek bir tane kuzulamış koyunda bekliyor bizi. O köpek ilk ay buraya gelecek, bu kuzuların yanına. Biz de onu bulup eve gideceğiz diye bekler. Biz dünyada yapılmamış içerikleri yaptık kangalar hakkında. Gerçekten Türkiye şu an buna inanıyor. İnandı herkes, sesimizi duyurduk çünkü. Gerçekten milli değerlerimizi tanıtmak da bize ayrı bir gurur veriyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz böyle güzel içerikleri ekranlarımıza taşıdığınız için. Az önce de dediniz neysek oyuz dedi. Aynen. Olduğunuzda. Bir değişiklik oldu mu peki bu bir yıllık süreçte? Yani değişiklik hissediyor musunuz kendinizde? Yoksa gerçekten neyseniz hala olmuşsunuz? Hiçbir kendimizde değişiklik olmadı. Sadece ailemiz büyüdü. Dediğim gibi insanlar tarafından çok sevildik. Yani şu an aynı neysek o. Bir yıl önceki hayatımız yine aynı hayat dağdaki. Yani tüpümüz de aynı kaldı. Ocağımız aynı. Yani hatta sapı yok bir tenceremiz var. Hala duruyor. Anama dedim bunu ömür boyu atmayız biz. Onu kıyamam. Soframız, tatlı soframız. Bunların bebekliğinde daha o tencereyle yemek yaparım mesela. O zaman sen onu atma hanıma. Kıyamam. Biz yaşantımızı değiştirirsek... O zaman yani, doğallıktan da uzaklaşmış doğallıktan da olursunuz. Uzak kalırız. Biz zaten bu doğal hayatı yaşamak için biz bu yolu seçtik. Biz askerden sonra ben Afyon'a geldiğimde İstanbul'a gittik. Büyükşehir'de şirketimiz vardı bizim, iki kardeş. Biz 5 yıl şirketi en son bırakıp geri dağa geldik. Yani biz anamızdan, vatanımızdan, toprağımızdan vazgeçemedik. Yani bizim buna varlığı gördük biz aslında ama biz hep dedik ki yok olsun da
Anam babamız yanımızda olsun, toplumumuzda olalım. Ben kapıdan çıktım mı komşuma Ayşe teyze, Hatice teyzem günaydın. Çıkarken İlkay oğlum gel evde yemek var diyen bir kültürü aradık. Ve o kültürü de hiç bırakmayacağız. Artık böyle bir kültür de kalmadı günümüzde baktığımızda. İnşallah. Her şey köylerden şehirlere kaçmaya başladı. İnşallah evet. Sizlerin desteğiyle. Özellikle aynen. Oğlunuzun bunda imzası çok büyük. Biz aynen. Oğlunuza da teşekkür ediyoruz. Peki hanım sizlere Allah döneceğim ben. Razı olsun. Böyle bizim unutamadığınız anınız oluyor mu? Özellikle bu içerikleri çekerken. Bu içerikleri çekerken prensesin yavruları var. Unutamadığım içerik o mesela. Prenses köpeğiniz. Köpeğim 3 yavru yavruladı. Bu 3 yavrunun birisini bununla Ankara'ya verdi emini. O da tabii Suriye gidiyor. Çok acı, içimi acıtan olay mesela. Yavrunun biri gitti ya, ikisi kaldı. Koyundan geldi, dağın evin bahçesinde balkon var. Oradan baktım, köpek yüzüme bakıyor, can dostu. Köpek de demek istemiyorum, onlar benim can dostlarım. Baktı böyle, anam bu dedim şey, yavrusunu arıyor. İnan o iki yavruyu, onu bulmayışım, emzirmedi. Habire ardında geziriyor. Öbür enini arayın. Durukan babası geldi koyundan. Vallahi bu enini arayın. Dolaştı kaldı, öbürlerini de emzirmedi dedim. Neyse. Gece 10 oldu. 11'e geliyor. Baktım Sati şey bakıyorsun. Arada çıkıp bakıyorsun her şeye. Yani dağlık her şey karanlık. Dedim Mehmet, babasının adı Mehmet. Mehmet köpek yok, yavrular da yok. Baktım her tarafı yok. Dedi alır gider kurt kuş yer. Mesela o enikleri kurtla çok seven bir hayvanla. O babasını kaldırdım yürü dedim. Onları nerede şey ederse kedin sadi eniğin mıyıklama sesini de anlarsın dedim. Ne tarafa gittim bir çaydan atladığını gördüm onun ben. Dedim o tarafa. Eşeğimiz vardı aldı. Heybeyi de attı. Gece saat 11. Enik yavru aramaya gitti. İnan kuzum o yavruları bir kilometre yüksek dağa çıkarmış. Orada mesela beyim gelirken bulamadım demiş geri dönerken en iyi mıyıklama sesi geliyor. Geri dönüyor. Çöğürlerin içine yer yapmış, önüne kendini germiş. Bak benim bu yavrularım da gider diye. En acı olayım, o kafamda atamam. O prensesimiz hala bu çok akıllıdır. Yani istemesen de sevcin gelir onlar böyle. Artık yavrunuz gibi olmuş ya, prenses. Evin bireyleri artık hepsi Sattam olsun, prenses olsun, Bige olsun, Algız, Balgız olsun. Yani hepsi de can dostlarımız. Bazen ben görüyorum sokaklarda. İnan canım acıyor. Onlara bakarken canım acıyor. Biz de bir öyle hayvanlarla biz aslında iç içe dünyamız hayvanlar ora. Aslında insanlardan bile daha ne kadar iyi olduğunu siz görmüş oluyorsunuz aynen hayvanların. Aynen öyle. Vefası çok uzun. Bak 10 tane bir arkadaş edineceğine bir tane kangal dostun edin. İnan dağda kayıp oldum. Sattam beni eve getirdi. Can yoldaşınız olmuş. Can yoldaşı. Ya olsun mesela yanına aldığına onu. Sana korku, ürkü gelmiyor hiçbir şeyden. Yanımda can dostum var diyorsun çünkü. Evet çok güzel onlar biriktirmişsiniz Hanım Hanım. Artık programımızın sonuna geliyoruz. Oğlunuz çok güzel işlere imza atıyor. Son olarak neler söylemek istersiniz özellikle oğlunuza? Bu işe devam. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicimizden de Allah razı olsun. Tuttuklarını altın yapsın. Ayaklarına, gözlerine yaş taş değmesin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İlkay Bey sizlere döneceğim. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Ben Kanal 3 ve ailesinden de çok teşekkür ediyorum sizlerden. Bize de burada yer verdiğiniz için Allah razı olsun. Dediğim gibi bizim 20 tane kangal köpeğimiz var. Can dostlarımız. Onlar da bizim ailemizin içinde. Başarı her zaman diyorum. Boş duranın değil, koş duranın da diyelim. Biz mücadelemizi, sevgimizi vermeye devam edeceğiz.
Allah hepimizin yolunu yol etsin diyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel içerikleri de bizlerle buluştuğunuz için ikinize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kanal 3'ün de çalışanlarına, emeği geçenlerine hepsine çokça teşekkürler. Sizler teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Sizlerin sayesinde sesiniz duyulacak başka yerler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın.